Malumunuz artık süreç, aday adaylığı süreci 9 Kasım itibariyle başladı. Belediye başkan adaylarımız 22 Kasım gününe kadar inşallah devam edecek. Bu süre zarfı içerisinde dün ilk başvurumuzu aldık. Bugün de Ali Ünsal başkanımızın adaylık başvurusuyla ikinci başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Tabii özellikle bu son 5 sene içerisinde yaşadığımız süreçte hem Covid-19 hem deprem süreci olması hasebiyle hepimiz çok çok zor günlerden geçtik. Özellikle böyle bir zamanda yerel yönetimler için belediye başkan adayı adaylarımızın sayısı ve bu noktada elimizi taşın altına koyma ve bu noktada irade gösterecek olmak çok çok bizim açımızdan kıymetli. Ali Ünsal başkanımızla biz yaklaşık 10 sene oldu. Ben o zaman ilçe yönetim kurulu üyesiydim ve Ali Ünsal ile yaklaşık 10 senedir birlikte siyaset yaptığımız, birlikte köy köy, kapı kapı gezdiğimiz kıymetli bir arkadaşımız. İnşallah bu aday adaylığı süreci de başkanımız için hayırlı olur. Neticesinde bizim AK Parti'mizin yerel yönetimlerdeki başarısı, Cumhurbaşkanımızın 94 yılında İstanbul'la başlayan başarısının sonrasında biz AK Parti hükümetlerini ve iktidarlarımızın kuvvetini yerel yönetimlerdeki başarımızdan aldığımızı biliyoruz ve ifade ediyoruz. Hiç şüphesiz ki bundan önceki başkanlarımız da çok çok kıymetli hizmetler yaptılar şehirlerimize, ilçelerimize. İnşallah bundan sonraki süreçte de belediye başkan adaylarımız ve belediye başkanlarımız Allah'ın izniyle AK Parti'nin vizyonuna yakışır, Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerdeki başarılarına yakışır bir irade koymak, onun ideallerine, onun hayallerine sahip çıkmak suretiyle inşallah gayret edecekler ve şehirlerimizi tekrardan özellikle bu deprem görmüş 4 il, 2 ilçe ve işte 12 Şubat'ımız biliyorsunuz bizde de bir ciddi bir bölgemizde yaraların sarılması noktasında hem şehir merkezi hem işte şehir ve AK Parti'den tabii çok uzun süredir dediğim gibi az önce de ifade ettim birlikte siyaset yapıyoruz. Başvuru yapmaları noktasında kendilerini tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin diyoruz. Mücahit Başkanımın da söylediği gibi 10 yıldır 12 Şubat Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevi yapmaktayım. Bu süre zarfında birçok tecrübeyle, birikimle bu noktalara kadar geldik. Tabii yola çıkarken Büyük Usta Hanife Mahçek Başkanımızdan izinlerini alarak Bismillah diyerek müracaatımızı ediyoruz. Kendilerine de buradan bize göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum. 12 Şubat ilçesi çok büyük bir ilçe arkadaşlar. 2415 bin kilometreye sahip bir alana sahip 12 Şubat ilçesi. Dolayısıyla burada hizmet etmek çok zor. Biz 10 yılda Hanife Başkan'la beraber çok değerli hizmetlerde bulunduk. Onun yanında tecrübe kazandık ve birçok başarılı projelere de imza attığımızı düşünüyorum. Bu bilgi birikimimizi, tecrübemizi, inancımızla birleştirerek önümüzdeki dönemde de yeni hedeflere doğru yola çıktık. Sizlerin, teşkilat mensuplarımızın, ilçe başkanımızın, il başkanımızın, ana kademimizin yardımlarıyla, destekleriyle inşallah bu işi götüreceğimizi, başarıyla yürüteceğimizi düşünüyorum. Tabii öncelikle hedefimiz siyasetin dışında Kahramanmaraş'ın bulunduğu durumdan şehrin ayağa kalkmasına yönelik hamleler yapmak. Aslında Kahramanmaraş'ı sadece bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Yani 12 Şubat'ta ayrı, Dulkadron'da ayrı değil ama bu depremden dolayı şehri ayağa kaldırmak istiyorsak artık şehri bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Bunda da il başkanlığımızın, büyükşehir belediyemizin koordinesinde
İyi çalışma yapıldığı zaman şehrimizi daha kısa sürede ayağa kaldırırız diye düşünüyorum. Çünkü asrın felaketini yaşadık. Şehrimizin tekrar ayağa kalkması için bu şehrin evlatlarının bu şehri ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Biz de bir 12 Şubatlı olarak doğumumuzdan bu zamana kadar geçen süre hep 12 Şubat bölgesinde geçtiği için bölgenin her tarafına hakimiz çok şükür. Belediyeciliği de az çok 10 yıl gibi bir sürede öğrendik. Bu tecrübemizi inşallah yeni dönemde daha yükseklere çıkartarak 12 Şubat ve Kahramanmaraş için başarılı projelerle en tepe noktasına, zirve noktasına çıkartmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi coğrafya, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Orta Doğu'da gelişen olaylar Türkiye'yi etkilediği gibi bizim bölgemizde daha çok etkiliyor. Dolayısıyla biz yerel yöneticiler olarak merkezi hükümetle beraber bu işlerin üstesinden gelebilmek için de bir takım çalışmalar yapmak zorundayız. Depremde gördük ki rezerv alanlarımız yoktu maalesef. Bundan sonra da deprem veya başka afetleri de düşünerek artık ilçelerimizi, şehirlerimizi buna hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Mücahit Başkanım da dediği gibi 10 yıldır beraberiz, siyaseten beraber çalıştık ve bu 10 yılda da Türkiye'de baktığınız zaman inanılmaz sayıda seçim oldu. Yani 5 yılda 2 seçim olmadı. Her 5 yılda 5 tane seçim oldu. Ve ondan fazla seçimde de aktif olarak görev aldık, çalışma yaptık. Bunun da tecrübesi ayrı bir tecrübesi oldu. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Hem yerel yöneticiliği hem siyaseti ikisini bir arada götürdük. Dolayısıyla inşallah alnımızın akıyla bu işi yapacağımıza inanıyoruz. Ve buradan sizlerin de desteğiyle 12 Şubat Belediye Başkanlığı'na aday adaylığımızı ilan ediyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yıldır belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım 13 Şubat Belediyesi'nde. Bu bilgimizle, inancımızla Bismillah diyerek yola çıktık. Aday adayla müracaatımızı ilçe başkanımıza yaptık. 10 yılda uzun bir süreç. 10 yılda çok fazla sayıda seçim geçirdik. Çok fazla sayıda dünyada olaylar oldu. İşte şehrimizde deprem oldu, pandemiler oldu. Bunların bize kattığı bilgi birikimini, tecrübemizi sahaya yansıtmak adına 12 Şubat Belediye Başkanlığı'na aday olduk. Allah'ım utandırmasın inşallah. Burada parti teşkilatımızın mensupları, mesai arkadaşlarımızın ve bunca zamandır çalıştığımız ekibimizle beraber yeni dönemde şehri ayağa kaldırmak için bu şehrin evlatları olarak mücadele edeceğiz. Biz aslında benim düşüncem Kahramanmaraş'ı artık bir bütün olarak ele alıp 12 Şubat'ı, Dulkadiroğlu, Büyükşehir'i, bu şehri tekrardan hep beraber ayağa kaldırmamız lazım. Siyasetten çok depremi gündemde tutup, şehrimizin için yapabileceklerimizi konuşup, daha iyi noktalara gelmesini sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.